Ne zaman geldin? Çok oldu. Yanınıza birileri vardı, girmedim. Sonra da işe daldım. Görüştünüz mü Ceyda'yla? Evet. Tahmin ettiğim gibi sizin için aramış beni. Hiç değişmeyecek bu kadın. Sadece istiyor. Aynen. Onu tamamıyla hayatından sildiğimi anlatsaydın. Evet evet söyledim. Elimden geldiğince tabii. Ama Ceyda'yı biliyorsunuz, takmış kafaya bir kere. Kesinlikle yüzünü görmek istemiyorum. Asla. Ben de öyle söyledim. İmkansız olduğunu anlattım uzun uzun. Paraya mı ihtiyacı var acaba? Kıyamıyorsunuz yine. Siz de hiç değişmeyeceksiniz. Hayır, ondan değil. Adam bunu çocukla ortada bıraktıysa... Kesinlikle öyle olmuştur. Paraya da ihtiyacı vardır kesin. Ama size ne? Doğru. Burada mısın daha? Hı hı. Çalışacağım. Görüşürüz. Ben hazırım. Annem. Leyla, nasılsın? Ne oldu? Bir şey yok. Seni merak ettim. İyiyim ben. Eve gelen giden, arayan soran. Yok yok. Seni aradı mı yine? Hayır. Çok iyiyim. Oğuz'la dışarı çıkıyoruz şimdi. Sus. O adamın adını sakın anma bana. Yanında mı? Evet. Ay, hay Allah. Benle konuştuğunu belli etme bari. Tamam. Ama pişman oldum aradığıma. Neyse, sesini duyduğum için rahat etti. Hadi kapatıyorum. Dikkat et kendine. Tamam, merak etme. Hadi iyi akşamlar. Sana da. Nazmi gitmemiş. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu? Sesin çıkmadı, merak ettim. Aman, bir şey oldu yok. Doktor bey iyilik yaramadı. O da delirdi. Telefonda bana bağırdı, çağırdı. Aa, niye? Ne bileyim ben. Artık ne olduysa. Bütün hırsını benden çıkardı yani. Bak, daha çok merak ettim şimdi. Ters tepti desene. Böyle oldu diye sana borcumu unutacak değilim. Merak etme. Etmiyorum zaten. Bir gün ödeşiriz bir şekilde. Hı hı. Bir şekilde. İyi akşamlar. Sağ ol. Sana da. Efendim anne.
Geliyorum, yoldayım. Akhisar'ı yeni geçtim. Hayır, kimseyi görmedim. İş için gittim diyorum anne, neden inanmıyorsun? Tamam. Tamam, gelince konuşuruz. Merak etme, tamam. Efendim baba. Cem oğlum. Bir haber aldık şimdi. Birden söyleme. Ne oldu? Derneğin gecesindeydik biz. İzmir'den telefon geldi. Nazmi. Ne oldu Nazmi? Kaza geçirmiş. Ne? Durumu nasıl? Hayati tehlikesi var mı? Hay Allah ya. Evet evet. Tabii. Nerede olmuş? Kamyon hem de. Of. Ben hemen geliyorum Zeynep teyze. Tamam. Siz de kendinize dikkat edin. Büyük geçmiş olsun. Ne durumdaymış? O arabadan sağ çıkması mucize diyor Zeynep teyze. Bilinci açık mıymış? Ağır mıymış? Konuşsana Cem. Tetkikler yapılıyormuş. İyiymiş. Ne yapıyorsun? Ben de geliyorum. Nereye geliyorsun sen? Nereye? Ailesi perişan durumda. Alay eder gibi karşılarına mı çıkacaksın bu durumda? Zaten Leyla'nın yüzünden. Nazmi Leyla'yı görmeye gelmişti İstanbul'a. Bugün buluştuk. Niye bana söylemedin? Söylemedim işte. Üzülme diye, ama senin taktığın yok ki kimseyi. Cem. Her şeyi anlat. Öğrendikleriyle yıkıldı çocuk. Kim bilir ne halde yola çıktı. Ben sebep oldum bütün bunlara. En başında söyleyecektim ha. En başında. Daha resmini ilk görüp Leyla'yı beğendiğinde söyleyecektim. Bu yükün de altında ben kaldım. Allah beni kahretsin. Annem duymuş olabilir mi? Fitledi hemen tabii. Necla. Alo. Allah cezanı versin senin. Allah cezanı versin, manyak. Aydınoğullarının gelini olunca çok kibarlaşmışsın. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Neyin intikamını alıyorsun? Cem'le kavga mı ettiniz? Bütün derdin bu değil mi? Kıskançlıktan ölüyorsun. Evliliğimi yıkmak istiyorsun. Çekemiyorsun beni. Sana sadece acıyorum. Benim de suçum var diye bas bas bağırıyordun. Nazmi'nin ne suçu vardı? Söyle. Senin yüzünden ölümle pençeleşiyor çocuk. Onun ölümüne sebep olacaksın belki de. Ne oldu Nazmi'ye? Kaza geçirdi. Kamyonun altına girmiş arabası. Senin suçun cezasını yine başkaları çekiyor bak. Niye? Dokundum, her şeyi mahvediyorsun. Kardeşim olduğun için utanıyorum. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Leyla? Nazmi kaza geçirmiş. Genç doktorun mucize kurtuluş haberi var sayın seyirciler. Afyon'da mecburi hizmetini yapan doktor Nazmi Duru'nun kullandığı özel otomobil, Akhisar yakınlarında karşı yönden gelmekte olan kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline gelen otomobilde sıkışan doktorun imdadına yoldan geçen sürücüler yetişti. Nazmi Duru'nun tedavisi sürerken kamyon sürücüsü Hikmet Taş kazayı yara almadan atlattı. Sıradaki haberimiz hayvan barınakları ile ilgili. Hayvan severler de hayvan barınaklarının çoğaltılmasıyla ilgili... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.